Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sele altı, suluk taşımaya da müsait olan bir çantayı tanıtacağım. Bu modelin adı arkadaşlar Forte GT marka 807 sele altı çanta arkadaşlar. Bu yaklaşık 24 santime 10,5 santim yazılmış. Gitti gidiyor oradan aldım arkadaşlar bu çantayı. Gitti gidiyor oradan 97 lira 60 kuruşa denk geldi. Kargosu dahil olmak üzere. Bu çantayı özellikle hangi tip bisikletlerde kullanırız derseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz katlanır bisikletlerin kadroları pek uygun değil suluk taşımaya ve pompa taşımaya mesela. İşte bazı elektrikli bisikletlerim. Zaten birazdan videomuzda da nasıl durduklarını size göstereceğim taşınırken. Çantanın şu bölümüne arkadaşlar suluğunuzu yerleştirebiliyorsunuz. Yerleştirelim isterseniz. Biraz bu görüntüyü toparlamanız için iyi oluyor arkadaşlar. Suluğu böyle yerleştiriyorsunuz. İçerisindeki alanda oldukça geniş. Örneğin bir iç lastik koyabilirsiniz içine. Ben artık o kadar yer var ki kutusuyla koyuyorum. Normalde iç lastiklerin kutusunu çıkartıp koyarsınız. Ondan sonra levyenizi atabilirsiniz. Ondan sonra mesela bu bir anahtar şeyde lazım oluyor. Veya alyan anahtar takımınızı da koyabilirsiniz. Bunlar da özellikle elektrikli bisikletlerde arka taraflar genelde anahtarlarla söküldüğü için. İşte kuyruk release olmadığı için. Bunları taşıyabilirsiniz. Daha içinde de arkadaşlar bir sürü yer var. Siz buraya işte anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Cüzdanınızı koyabilirsiniz. Çok mecbur kalırsanız cep telefonunuzu bile sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da bunun iki tane sele borusuna şöyle sağlı sollu da selenin kendisine rayına bağlanan yerleri mevcut. İsterseniz şimdi bir de bir katlanır bisiklet bir de elektrikli bisiklet üzerinde uygulamasını görelim. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar çantayı uygulamaya geçmeden önce kanalımdaki diğer videolarımı da seyretmenizi öneririm. Özellikle birçok elektrikli bisiklet modelini tanıttığım videolarım kanalda mevcut. Tabi beğenirseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tanıtıma geçiyoruz. Bisiklet üzerinde tatbike geçiyoruz. Arkadaşlar mesela özellikle katlanır bisikletlerde suluk taşımak, ondan sonra bir pompa taşımak, yedek lastik taşımak biraz dert oluyor. Ya gidona bir işte suluk kafesi taşıyıcısı koyacaksınız falan, suluk kafesini monte edeceksiniz, üzerine suluğu yerleştireceksiniz gibi. İşte veya işte arkaya çanta koysanız suluğunuzu koyamıyorsunuz. Pompanızın sele altı çantanıza sığma ihtimali biraz düşük. Ve yanınızda bir miktar para oluyor, anahtarlar oluyor, bir şeyler oluyor. Bunları taşıyamıyorsunuz. Katlanır bisikletler için özellikle dedim ama bir takım elektrikli bisikletlerde de kadrolarında delikler olmadığı için suluk taşımanız, pompa yerleştirmeniz zor oluyor. Takılması çok kolay arkadaşlar. İki tane buradan sele borusuna cırtı var. Bu çok kolay. Bir de şöyle yanlardan alttan da göstereyim. Selenin altından geçen sağlı sollu iki tane geçme yeri var. Şık siyah bir çanta. Yerli üretim olduğu yazıyor etiketinin üzerinde. Tex Motor tarafından üretilmiş. Aldığım sitede de zaten yerli üretim olduğu söyleniyordu. Şimdi üzerine suluğumuzu yerleştirelim. Dolu bir suluğum var. Suluğu böylece yerleştirebildik. Ondan sonra içi oldukça geniş arkadaşlar. İçi oldukça geniş. İçi oldukça geniş. Şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi bayağı derin bir çanta. Örneğin buraya bir yedek iç lastik koyabiliriz. Ondan sonra bir adet pompa koyabiliriz. Sonra bu bisikletin özellikle lastik patlağı olduğu zaman jantını sökmemiz için 15 numara bir İngiliz anahtarına ihtiyacımız oluyor. Anahtara ihtiyacımız oluyor. Ve lastiği çıkarmamız ya da için 2 adet levye. Buraya dediğim gibi anahtarlığınız da sığar. Cüzdanınız da sığar. Daha sonra bunu kapat. Evet. Kapatınca da gayet şık duruyor. Bir de arkadaşlar Rock Rider'ın
elektrikli dağ bisikleti modelinde deneyelim. Gördüğünüz gibi bu tarafta kadroda delikler yok. Deliği buraya koymuş suluk kafesini. Biraz tuhaf duruyor. Arada bir bacaklarınıza değiyor burası. Burada da zaten batarya var. Bir MTB'de dimigidon üzerine suluk koymak çok güzel durmayabilir. Onun için sele borusuna asmak. Bir bakalım nasıl duracak. Bu çantanın belki bir kötü özelliği biraz sallanması. Bir de üzerine arka flaşör koymak için yeri olmaması. Şimdi bir takayım da göstereyim size de. Gördüğünüz gibi biraz büyük durmakla beraber fonksiyonel olduğu için bence bu görüntü idare eder. İşte bir arkaya flaşör koyacak bir cep gibi bir şey olsaydı veya onu bir şekilde oraya iliştirmeye çalışacağız. Tabii gördüğünüz gibi arka tekerden gelen çamurlar buna sık gelebilecek. Onun için dikkatli olmak gerekecek. Bir de arkadaşlar biraz daha sıkmak gerekir bunu. Yani bunun fermuarlarından böyle bir ses gelebilir, biraz oynayabilir. Onlardan da artık rahatsız olmamak gerek. Çünkü iyi bir hacmi var bunun yanınıza alacağınız malzemeleri taşıması açısından. Arkadaşlar özellikle yerli üretim olması nedeniyle diğer küçük çantalarla da aynı fiyata gelmesi nedeniyle ben bu çantayı öneriyorum. Ancak henüz bir kullanmadım. Yani şöyle 1-2 yıl kullanırım. Bir iki yıpranabilir, bir şey olabilir. Şunlarda bir şey olabilir. Bunlarda kopmaları, incelmeler olabilir. Ama şu an ürün gerçekten kaliteli. Yağmur suyu geçirmiyor, su geçirmiyor. Tek noksanı daha önce de dediğim gibi arkaya bir reflektör yerleştirecek. Aslında ürünün fotoğraflarında şurasında bir cep gibi bir şey vardı. Oraya işte arka flaşörün kayışını geçirebilirim diye düşünmüştüm ama bu gelen üründe onu göremedim. Belki bazılarında var, bazılarında yok. Bana bu geldi. En azından yağmur geçirmez. İşte çamurlanırsa da siz bunu rahatlıkla silebilirsiniz. Üzerini bir bezle silebilirsiniz. Çünkü arka tekere yakın olacak çamurluğunuz olabilir, olmayabilir. Bence kullanışlı. Gözünüzün önünde üst boruda olmasındansa veya gidonda olmasındansa bence sele altında olması, bu yükün taşınması daha uygun. Katlanır bisikletlerde seleyi indirdiğiniz zaman bu büyük bir çanta. Bunu çıkarmanız ve sırt çantanız varsa onu atmanız veya elinizde taşımanız gerekebilir. Sağ olun, vakit ayırıp videomu izlediğiniz için bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kapatmadan kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.